Herkese merhaba. TRXN haritasının Marmara suyuna ait ilk blog yazısı paylaşıldı. Gebze'yi gördünüz. Ben de ilk kez gördüm bu görüntüleri. Tabii ilk halini bildiğim için yani şu anki bu görüntülerdeki o tasarım. Bu bir oturmuşluk var sonuçta şu an görüntülere baktığımızda. Hani oynanabilecek düzeyde, hatta bunu direkt Gebze dışında çıkartabiliriz. Ama tabii beklememiz gerekiyor. Şu an en burası hani bitti. Ama Sakarya var, Bilecik var, Yalova var, Bursa var. Ve Bursa'da bir sürü ciddi çalışma var. Çünkü orada otomobil fabrikaları var ve onlar da aktarılıyor TRXN haritasına. Orada özel şirkette olacak artık, hani tahmin edebileceğiniz gibi. Onlarla çok çok daha iyi olacak. Şimdi görüntülerde yine Osman Gazi'yi görüyorsun ama o normal, yani normal modeli yok orada. Eski modeli var. TC'nin bir köprüsü o şu an. Yine burada bir yol. Hatta bunun gerçek yerlerini de parkta bulmuşlardı. Ben de ilk kez görmüştüm. Ya yani şu an bunlar ilk kısmı haritanın, Marmara Edition Part 1'in ilk parçası. Buradaki kritik nokta şu, burada gördüğünüz her şey şu an çok önemli çünkü sıfırdan inşa ediliyor. İstanbul Edition'da bildiğiniz gibi ne vardı? Zaten İstanbul vardı ve eklemeler yapılmış ve iki tane proje bir araya getirmişti. O yüzden işte Kuzey Marmara biraz Karadeniz'e taşmıştı, Anadolu'ya geçilmişti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden orada köyler yapılmıştı, bir yere kadar gelmişti ama hani Silivri, işte Ambarlı'nın yapılması falan, bu gibi yerler, Adımköy'e o bağlantının yapılması, bunlar yine mevcut olan haritanın üzerineydi. Şimdi burada yapılan çalışmalar sıfırdan yapılıyor ve burada yapılacak olan her şey bir sonraki harita genişlemesi, işte Ankara'ya doğru, Karadeniz'e doğru, İzmir'e doğru, Anadolu'nun diğer tarafına doğru olacak olan bütün çalışmaları etkileyecek. Çünkü ilk kez hani sıfırdan gerçek yollar işte düşünerek, planlanarak, işte ne olacak, ne olmayacak, kavşak yol bağlantıları, hangi semtler dahil olacak, hangi fabrikaların bulunduğu yerler dahil edilecek, bunlar hesaplanıyor, planlanıyor. Bunları düzgün yaptıklarında bundan sonraki haritalar da daha iyi olacak. Şu an burada neyi görüyoruz? Hani oturmuş, yani harita yerine oturmuş. Buradaki yer mesela çok çok güzel, hoşuma gitti. Bir de buradaki site, Keresicel sitesi varmış burada. Bu gerçekte gibi yapıldı yani. Bunu inşa ettiler. Yine bir sürü işte tabela böyle görüyorsunuz. Çok daha fazla model var. Zaten son döneme baktığınız şu an Gebze tamamlandı. Gebze ve diğer yerler için gereken bir sürü özel model tasarlandı. Ve şu an Bursa tarafında o yollar inşa edildi, fabrikalar inşa edildi ama daha bitmedi orası. Yani o kadar çok şey yapılıyor ki bir önceki sürüme göre çok daha fazla bir alan var, çok daha fazla ayrıntı var, çok daha fazla model gerekiyor, çok daha fazla bir alanın tasarlanması ve işte uygun şekilde ne bileyim ETSK'ye yedirilmesi gerekiyor. Şeyden endişeliydim yani, şimdi bu adamlar tekrar başladılar yapmaya ama sıfırdan olacak bu sefer. Bu sefer insan endişeye kapılıyor, diyor ki ya yine uğraşacaklar, yine aynısı olabilecek mi? Yine düzgün yerleşilecek mi bu organ sanayi bölgeleri? Yine fabrikanın olduğu yerler, her şey dikkatli bir şekilde inşa edilecek mi? Çünkü sadece görüyoruz, çok güzel bir görüntü var ama bunların böyle düzgün çalışabilmesi için, doğru dürüst yerleşebilmesi için bir sürü şeyin yapılması gerekiyor. Yani işte burada araç dursun, orada tabela dursun, tabela yazalım, orada bina dursun ama o kadar da işte bunların doğru dürüst çalışması için bir sürü püf noktası var editörde. Bunları öğreniyorlar ve yapıyorlar. Herkese eline sağlık, çok güzel bir şey oldu şu an hani gördüğümüz için. Ben en boş halini görüyorsun, hiçbir şey yok, yollar inşa ediyor sadece. Sonra bir bakıyorsun aylar sonra ve bak bu noktaya gelmiş yani. Ya bu noktaya gelmiş ve çok güzel görünüyor artık. Şu yol mesela, şimdi bunu böyle görmek ve 1.40'ın da etkisi var elbette burada. Çok güzel. Yani şu evlere bile bakıyorsun ki lan diyorsun ki ev özellikle yerleştirilmiş ve güzel duruyor. Orada bir amacı var o evin. O ev sahibi gibi durmuyor orada. Bu amacı var, bir görevini yerine getiriyor. Her şey, yerleşen her şey burada. Çok güzel olmuş ya. Başka görüntüler de var ama sadece 10 tanesi paylaşıldı. Daha var yani, farklı böyle iskelelerden görüntüler falan var. Yani sonuçta limanlar da var. Feribotlar için. Bilişim Vadisi'nin görüntüsü var. Şimdi bu Muallimköy kavşağı ve şimdi Osman Gazi'ye giderken. Bu çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer. Daha da geniş alanı var işte bunun. Hani şu an burada göremiyorsunuz ama mesela bu çıkışı görüyorsunuz şu an. Acayip bir yer. Zaten ilk yapılan yerlerden birisi buydu. Hatta bunun 1.39'daki versiyonunu da görmüştük. Şimdi 1.40'da daha da değişik duruyor. Daha güzel duruyor her şey. Şimdi Bilişim Vadisi'nin binası, hani böyle yerler var zaten. Bu bina mesela kaç tane modelle birleştirildi. Yani normalde SCS'nin binaları var biliyorsunuz. Onlar da birleştirildi bu bina. Bu hale getirildi. Biraz tabii daha geniş olmuş olabilir gerçeğine göre ama sıkıntı değil. Sonuçta güzel bir burada bir manzara var. Bir gerçekçilik var. Yine başka bir açıdan gayet iyi. Yine Gebze terminali var. Şimdi otobüs terminalleri, otoyollar var. Olacak. Bu şekilde işte bak, bu ilk şey zaten görüntüsü. Zaten ilk planlama yapılırken ilk toplantılarda bunlar gösterilmiş. Ben şaşırmışım ben dedim. Çünkü şöyle bir durum var. O gösteren yerler hatta şu an Güney Marmara'da olan yerleri, yerlerle de alakalı. Şu an zaten oradaki kişiler yine burada da çalıştığı için daha iyi olacak ama şöyle bir durum var. Buradaki terminaller böyle şehrin içinde ve çok güzel. Hani böyle şehir manzarasını, şehir merkezini görebileceğimiz tarzda yerler. O yüzden şimdi TRXN'ın kalitesi düşündüğünüzde olay çok daha farklı bir noktaya gidiyor. O yüzden çok güzel oluyor. Ayrıca sadece bunlar yok.
Ya şöyle bir durum var. Çok böyle ufak nasıl diyeyim ilçeler var haritada şu an planın. Onların terminalleri de var aslında. Ama tabii şu an onları görmediniz. Daha zaten yapılmadı ama planlanıyor. O dahil edilen yerler. Çünkü bir yere giderken 1.19 ölçek olsa dahi sığdırabiliyorsunuz. Şu an mesela bunun oyun içi ekran görüntüsü var şeyde haritasının. Selim onu paylaşmıştı. Özellikle görmek istedim çünkü şöyle bir durum var. Çok şey görüyorsunuz da manzara görüyorsunuz. Tamam hepsi yan yana aslında ama o yolların tasarlanması, haritada nasıl göründüğü çok önemli. Şu an şunu söyleyebilirim gerçekten iyi duruyor yani tamam yakın duruyor İstanbul'a ama çünkü bu bölge tehlikeli bir bölge. Bunu zaten söylemiştik tehlikeli bir bölge. Yani ölçeklemeden dolayı sığdırmanız gerekiyor ve belki garip görünecek ama oynarken yani keyfini çıkaracaksınız. Şu an gerçekten bunu çıkarsak Gebze diye bak harbi söylüyorum şu an oynarsınız yani doya doya yine tren de mesela tren olduğu yolda eklenmiş durunda. Şu kısım da benim çok hoşuma gitti bu yer ya nedense böyle bir farklı göründü hani İberya ile karşılaştığım falan olmuş böyle yabancı şeyde forumlarda. Evet yani İberya'dan sonra biraz daha böyle ufkumuz açıldı. Onu da söyleyeyim mesela şimdi İberya çıktıktan sonra baktılar tabii ne var ne yok içinde. Bir sürü aset var. SCS o kadar çok şey modellemiş ki tam ihtiyacı olan şeyler harita yapımcıların. Bunların hepsini getirmiş SCS. O yüzden çok çok güzel şeyler var. Havalimanları için olsun böyle ufak objeler olsun onları dönüştürüp böyle daha iyi kullanabilirler. Sıfırdan modellemek yerine onları düzenleyip kullanabilirler. Çok şey var. Mesela şimdi bak terminali görüyorsunuz komple. Ya bu yol çok güzel. Otobüslerle, tırlarla, normal arabalarla da olabilir. Çok güzel kullanışlı bir yol olmuş ya. Çok güzel görünüyor şu an. Hani gerçekten ben şu an bunlara baktığımda oynamak istiyorum. Ya videoyu çekme amacım böyle yapalım biz. Blok yazılı parçalığında video çekelim çünkü burada yapılan iş çok ciddi ve çok emek harcanıyor. Selim, Emre modelliyor. Bona, ondan sonra Etrix, Kerem, Yiğit takım büyüdü biliyorsunuz ama şey var yani bir şeyler yine yavaş olacak bunu niye söylüyorum? Yeni katılan arkadaşlar da aynı şekilde bunu fark ettiler çünkü şöyle bir durum var. Ya böyle olması gerekiyor bu olayın ya. Hani böyle apar topar koyalım çakalım her şeyi binaları yerleşelim modelleri koyalım bu anlayışa gidemiyorsunuz. O yüzden planlı bir şekilde yavaş yavaş her şey tasarlanıyor güzel oluyor. Ortaya çıkan sonuç muazzam güzel ve siz de beğeniyorsunuz, siz de destekliyorsunuz. Bu blog yazısı çok güzel oldu. Hani daha bir şey görmediniz. Öyle söyleyeyim. Daha Bursa'daki şeyler var, olaylar var. Ondan sonra Sakarya daha bak bitmedi. Selim zaten Sakarya'da olduğu için daha orası daha değişik olacak muhtemelen. Bilecik'e doğru falan Yalova, Bursa. Şimdi Kerem'le Yiğit'in şey Bursa'yla Yiğit zaten Bursa'da yaşıyor. O yüzden orada daha da bir şeyimiz var. Bir bilgi olduğu için daha güzel özenli tasarlanacak oraları. Bursa zaten hani Bursa ve Gebze şu an bitti diyelim. Bursa inşa ediliyor. Umarız hani yazın çıkar mı çıkmaz ama bilmiyorum. Hani tarih vermek şu an yanlış olur çünkü çok şey var. Hani çok fazla bir ayrıntı var. Ama umarız hani bu hızla devam ederler. Çünkü bir sürü şey oluyor. İşte Selim'in stajı falan giriyor araya bir sürü şey oluyor. İnsanlar sadece bununla uğraşamıyorlar. Bir de zaten Ramazan ayındayız. Bayramdan sonra artık güzel şey olabilir. Belki bayrama özel birkaç tane görüntü paylaşabilir miyim bilmiyorum. Başka şeylere ait. Belki olabilir belki. Paylaşımda görüntüler belki onları paylaşıyoruz hani şey olsun diye. Çünkü 16 tane yetmedi bana. Böyle çok farklı açılardan görüntüler var. Millet hatta bulamış bazı görüntüleri ama yani o şeyle devam aslında bu görüntüler. Çok güzel görünüyor ya. Yani gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle oturmuş harita yerine oturmuş. Ben ona sevindim. Harita yerine oturmuş sıfırdan inşa etmek hani yol çizmek bir nebze kolay diyebilirsin ama öyle değil. Yani uğraşıyorlar ve bir şeyle atlamamaları gerekiyor. Şöyle bir durum da var biliyorsunuz şimdi şu fabrika olacak mı şu yer olacak mı diyorsunuz da ya 1.19 ölçekte zaten yapılabilecek en güzel şekilde bence yapıyorlar şu an. SCS'nin bile yapmayacağı hani yapsa koymayacağı yerleri koyuyorlar. O yüzden 1.19 olarak bakmayın yani öyle çok az detay varmış gibi görünmesin. Çok şey konulabiliyor. Sanki böyle 1.10 ölçekteymiş edasında tasarlanıyor şeyler. Ama yani şu fabrika olur olmaz. Kyosor'da o inşa ediliyor ama hani bilmem kimin fabrikası aslında günün sonunda önemli değil. Önemli olan o fabrika herhangi bir şey seçilecekse onun düzgün inşa edilmesi, düzgün o ortama yedirilmesi. Bütün detaylarıyla uyumlu olması. Önemli olan o. Yoksa öteki türlü koy fabrikaları oraya koy, onu şunu koy. Ama uymadıktan sonra, kötü göründükten sonra önemi yok. Ancak öyle bir durum olmadığı için bak detayları da görüyorsunuz şimdi bu manzarada baktığınızda. Hani bunlar için uğraşıyorlar. Yani bunlar için uğraşıyorlar. Yani bir çiçeği eklemek bile günün sonunda
Yani düşünmen gerekiyor. Doğru düzgün durması için hani onun iyi görmesi gerekiyor. Neyse, görüşmek üzere. Video açıklamasında T-Rex'in blog yazısı var. Hani onu okuyabilirsin. Zaten birleşme duyurusunu biliyorsun. Hani bilmeyen varsa yine okuyabilir. Orada sitedeki duyuruyu. 1.40 güncellemesine oyun sürümü indirebilirsiniz. Connection dosyada zaten var. Oradan da erişebilirsiniz. Bir sonraki blog yazısında yine böyle video çekeriz. Hatta bunların kısa bir teaserını müzikli olarak da T-Rex'in kendi kanalında yayınlayacağız artık. Orada paylaşması gerekiyor. Herkese yine sağlık tekrar. Çok çok güzel bir şeyler inşa ediliyor burada. Çok güzel şeyler oluyor. Hani modeller falan, haritanın olduğu şehirlerin, fabrikanın olduğu kısımlar, yollar. Bir öncekine gerçekten üzerine katan şeyler var, onu söyleyeyim. Kesin olarak söyleyeyim yani bak. Anlıyorsunuz zaten konuştuğum şeyden. Ben de oynamak istiyorum şu an aslında. Bu görüntüye bakınca böyle değil mi? Bitmiş sanki böyle. Çıkardım oynayalım lan. Marmara ya. Koca Marmara şimdi böyle olacak. Türkiye'nin devamı falan acayip bir şey. Yani gerçekten acayip bir şey. Böyle baktığınızda çok acayip bir şey oluyor ya. Neyse, görüşürüz, hoşçakalın. Bir sonraki videoda hoşçakalın.